120 yaşına kadar yaşanan bir toplumu hayal edelim ve 65-70 yaşında emekli olduğumuzu ve kurumsal yaşamdan koptuğumuzu varsayalım. Çok kaba bir hesapla 50 senenin daha pasif olduğumuz bir sürede geçmesini öngörebiliriz. Bütün aslına bakarsanız panik, dünyadaki panik, peki biz 50 sene boyunca bu insanları nasıl yaşatacağız, nasıl bakacağız ve nasıl finanse edeceğiz? Tabii toplumsal yapının değişmesini uz görüyoruz aslına bakarsanız. Bugünkü düşünce yapımızla, bugünkü çözümlerimizle bu süreci yönetmek mümkün değil. Yurt dışında bir dolu finansal metottan bahsediliyor. Mesela reverse mortgage yöntemleri düşünülüyor. İşte üretilecek gelirden, mesela robotlar tarafından ve yapay zeka tarafından üretilecek gelirlerden bu insanların pasif dönemleri için kullanılabilecek bir takım evrensel gelir modellerinden bahsediliyor. Ama şu kesin, bu insanların da yaşamlarını değiştirmemiz gerekiyor. Yani 50 sene bugünkü emeklilik hayatı gibi bırakamayız. Mesela ömür boyu eğitim, öğrenme ilk aklıma gelen çözümlerden bir tanesi. Bu insanlara yeni yetenekler kazandırıp yine iş hayatında daha pasif olarak nasıl tutarız, akıllarını nasıl kullanırız, fiziksel olarak değil ama en azından mental güçlerini, fikirlerinden yararlanmak bazında kullanma yöntemleri düşünülebilir. Genç yetenekleri de yetiştirme konusunda bu insanları ileride kullanıyor olabiliriz diye düşünüyorum.